Üyesi Mehmet Okuyan bu gece yine bizlerle. Kendisiyle bir konu var ki onun üzerinde çok fazlasıyla duracağız. Ümmetimin ihtilafı rahmettir hadisi şerifi var. Bu hadisi şerifi konuşacağız. Bu hadisi şerif sahih midir bunu konuşacağız. Eğer de vaktimiz kalacak olursa tabii bir de İslam'daki kadının ikinci sınıf anlayışı olduğu yönünde işte iddialar var. Bunları konuşacağız. Örneğin kadın erkeğin kaburga kemiğinden mi yaratılmıştır? Neden işte bir mahkemede şahitlik gerekecek olursa kadın iki şahit olacak, bir tane de erkek şahit olacak. Yani kadının bir eksikliği mi söz konusudur şahitlik konusunda ve miras hukukuna da gireceğiz yine biraz. Evet işte bütün bu konuları konuşacağız. Biraz daha fazlası da var ama vaktimiz kalırsa tabii. Efendim hocam hoş geldiniz. Çok çok sağ olun tekrar sizi burada ağırlamaktan gurur duyduk. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Şimdi ilk önce bu az önce dediğim hadis-i şerifle başlayalım. Ümmetimin ihtilafı rahmettir. Hadis-i şerifi sahih midir hocam? Siz bu konuda ne diyorsunuz? Evet. İhtilafta rahmet mi vardır? Öyle bir rivayet var. Önce besmele çekmiş olayım. Bismillah. Sözlerimiz inşallah hakikati ifade eden bir doğrulukta ağzımızdan çıkar ve kardeşlerimizin de ta yüreğine kadar gider diye dua ve niyazımız olsun. Türkan Hanım, işte birkaç programdır sizinle birlikte bir şeyler konuşmaya gayret ediyoruz. Siz de fark etmişsinizdir. Ben Kur'an'a dikkat çeken, zaten çalışma alanı Kur'an olan bir görev yapıyorum. Evet, dolayısıyla kesinlikle. Bir din adına herhangi bir söylem geliştiriliyorsa ya da biri din adına bir iddiada bulunuyorsa o iddianın doğru olup olmadığı noktasında bir ölçünün olması gerektiğine inanıyorum ve bu ölçüyü de özellikle Kur'an-ı Kerim'dir diye ilan ediyorum, iddia ediyorum. Din adına kim o söylemlerin Kur'an'a uygun olma şartı vardır. Hazreti Peygamber'e nispet edilen rivayetlerde de bu şartın vazgeçilmez bir önem arz ettiği kanaatindeyim. Şimdi ihtilafın olması bir rahmettir diye bir rivayet var. Onun rivayetin Arapça metnini de okuyayım. Kardeşlerim biliyorlarsa hatırlayacaklardır. Efendimiz'e nispet edilen rivayetin Arapça metni ihtilafu ümmeti rahmetün. Başka bir rivayette rahmetün vasiatün diye geçiyor. Yani ümmetimin ihtilafı geniş bir rahmettir. Şimdi biz rivayetleri eğer Kur'an aynasına vuracaksak mesele çok zor değil. Rivayetin doğru olup olmadığını anlamada ya da rivayetin peygamberimize ait olup olmadığını anlamada büyük bir zorluğumuz yoktur. Eğer Kur'an'ı biliyorsak ama. Bunu Kur'an'ı çok iyi bilen yapacak. Kur'an'ı böyle yarım yamalak bilen adamın işi değil bu. Bunlar onlara namahramdır bu konular yani. Yapamaz Kur'an'ı bilmiyorsa. Birinci ölçümüz budur. Vazgeçilmez ölçümüz budur. Bir de Kur'an-ı Kerim'de de sıklıkla gördüğümüz bazı kelimelerde böyle çok anlamlılık diye bir yapı var. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de her kelime, her kavram, her kullanıldığı yerde her zaman aynı anlamı vermez. Kelimeler ve kavramlar kullanıldıkları bağlama göre anlam kazanırlar. Bu anlamlar kelimelere sonradan sokuşturulan anlamlar değillerdir. Anlamlar kelimelerin zaten bünyesinde vardır. Ancak bağlama göre onlardan birini tercih edersiniz. Biz buna Kur'an-ı Kerim için vücuh diyoruz. Çok anlamlılık diyoruz. Bu ifade çeşitliliği aslında hadislerde de vardır. Rivayetlerde de vardır. Öyleyse bir rivayetle ilgili konuşacaksak o rivayette kullanılan kelimeyi ya da kavramı acaba anlam çeşitliliği burada söz konusu mudur gözüyle de değerlendirmek durumundayız. Bunu şunun için söylüyorum. Kardeşlerim bizi yanlış anlamasınlar. Hani bir rivayet görürsünüz bu bat diye çabuk çabuk uydurmadır diyebilirsiniz. Kendinize göre bir gerekçe vardır. Bu benim aklıma uymuyor, mantığıma uymuyor diyebilirsiniz. Ya da baştan benim koyduğum şartı çalıştırarak bu rivayet Kur'an'ın filanca ayetine ya da filanca bölümlerine aykırıdır dersiniz. Ve bu rivayet sahih olamaz diye bir yargıda bulunabilirsiniz. Ancak bunu yapmadan önce başka bir tarafından daha bakmalısınız. Rivayetlerde acaba bir anlam değişikliği, bir anlam çeşitliliği söz konusu mudur? Bunun için sözünü ettiğimiz rivayetin çok önemli bir kelimesi var. İhtilaf kelimesi. Şimdi biz bu kelimeyi madem bu rivayeti Kur'an'a vuracağız, o zaman Kur'an bu kelimeyi nasıl kullanıyor bunu bilmemiz lazım.
Eğer Kur'an-ı Kerim'de bu kelime tek anlamda kullanılıyor ise, o zaman bu rivayetin doğrudan Kur'an'a aykırı olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Eğer tek anlam kastediliyor ise. Yok, eğer bu kelime Kur'an'da birden çok mana içeriklerinde yer alabiliyorsa, o zaman bu rivayete biraz esnek bakabiliriz. Şimdi nasıl geçiyor bu kelime Kur'an-ı Kerim'de? Evet, İhtilaf. Evet. Anlam çeşitliliği noktasında nasıl geçiyor? Mesela tam da ihtilaf kalıbında, Kur'an'da bu kelimeler her zaman aynı kalıpta da gelmez. Kalıpları değişik olabilir. Biz ona Arapça teknik olarak babları değişik, sigaları değişiktir diyebiliriz ama Türkçesi bunun kalıp. Kalıpları değişik olabilir. Mesela aynı kalıpta bir kullanımını hatırlatayım kardeşlerime. Rum suresinin 22. ayetinde bu kelime şöyle geçiyor. Estağfirullah. Ve min ayatihi halqus semavati vel ardı ve ihtilafu elsinetikum ve elvanikum. Göklerin ve yerin yaratılışı Allah'ın kudret işaretlerindendir. Bir de dillerinizin, yani konuştuğunuz dillerin ve renklerinizin ihtilafı, farklı oluşu da Allah'ın kudret alametlerindendir. Şimdi burada ihtilaf kelimesi bir olumsuz içerikte kullanılmıyor. Evet. İnsanların kullandığı diller farklı olabilir. İnsanların sahip olduğu renkler, cilt renkleri farklı olabilir. Bu herhangi bir sıkıntının ifadesi değildir. Kullanım herhangi bir olumsuz içerik arz etmiyor. Mesela bir örnek bu. Evet, burada farklılık olarak evet. gördük. Başka bir örnek arz edeyim kardeşlerime. Ondan sonra rivayete geleceğiz. Sonra da asıl konuyu anlatacağız. Önce kavramı yerli yerine oturtalım istiyorum. Mesela Fatır suresinde bu kavram kalıbı değişik olarak geçiyor. İhtilaf muhtelif şeklinde geçiyor. Aynı kelimenin farklı bir kalıbı. Surenin 27. ayetinde buyuruyor ki Yüce Allah, Estağfirullah. Elem tera ennallâhe enzele minessemâi mâ'a. Görmedi mi insanoğlu Allah gökten yağmuru nasıl indirmiş? Fe ahrecna bihi, o yağmur sayesinde biz çıkartıyoruz yeryüzünden semeratin, çeşitli ürünler, meyveler, muhtelifen elvanuha, renkleri farklı. Renkleri farklı meyveler, ürünler çıkartıyoruz. Burada da kelime, muhtelif kelimesi geçiyor. Hatta ve minel cibali cüdedun bidun ve humrun muhtelifun elvanuha. Bu da işte tabiattaki, yeryüzündeki işte çeşitli coğrafik şekillerin farklı renklerdeki oluşunu ifade eden muhtelif kelimesi geçiyor. Burada bir olumsuzluk yok. Evet. Burada Cenab-ı Hakk'ın kudretini ifade eden bir değişik ifade biçimi var. Tabiata koyduğu yasalar bağlamında. Biz bu kelimeyi yine benzer bir kullanım olarak mesela Bakara suresinin 164. ayetinde de görüyoruz. Orada başka ayetlerde de var da birer tane örnek veriyorum. Yani kardeşlerim sanmasınlar ki bir ayet var. Hayır. Oldukça yoğun ayetleri var. Birer örnek veriyorum. 164. ayette bu defa kainat kitabından bir örnek veriyor Allah-u Teala ihtilaf kelimesini kullanarak. İnne fî halkı semâvâti vel ardı. Göklerin ve yerin yaratılışında ve ihtilâfil leyli ve nehâri. Gecenin ve gündüzün ihtilafında, yani gecenin ve gündüzün birbiri peşine gelmesinde, bu ifade Furkan suresinde hilfeten diye geçer, peş peşe, ardı ardına, biri öbüründen sonra gelmek demektir. Burada da ihtilaf kelimesi geçiyor ve bu da kainat kitabına Allah-u Teala'nın yazdığı bir kanunu anlatıyor. Eğer peygamberimizin hadisini ya da ona nispet edilen bu rivayeti eğer %100 doğrudur, sahihtir, yani hadisçilerin ortaya koyduğu kriterler bazında bakarak söylüyorum. Eğer bu sahihtir, yani raviler dediğimiz aktarıcılar güvenilirdir, dolayısıyla bu metin doğrudur diyeceksek eğer, ben programa gelmeden önce bunu bir hadisçi kardeşimizden teyit ettim. Bir hadis profesörü arkadaşımızdan teyit ettim. Bu rivayetin sahih olmadığını, hadis tenkidi açısından, hadis tekniği açısından da güvenilir olmadığını söyledi. Ben biraz esnek bakarak ifade etmeye gayret ediyorum. Buradan bir şey çıkartacağım şimdi. Hani velev ki doğruysa. Ha diyelim ki doğruysa. Bu
Biraz sonra arz edeceğim Kur'an'ın konuyla ilgili anlattığı ayetlerle taban tabana zıttır. Ancak bu rivayetin doğru olabileceği bir tek yönü olabilir. O da Rum suresinin 22. ayetinden, Fatır suresinin 27. ayetinden, Bakara suresinin 164. ayetinden kardeşlerime aktardığım referanslara gönderme yaparak. Yani ümmetimin ihtilafı rahmettir. Eğer burada kasıt ümmetin değişik renklerden oluşması ise. Benim de aklıma o geldi. Ben sizi kavimlere böldüm. Ha, mesela farklı renkler var. Geldi benim aklıma da. Bravo. Nereden geldi? Biz hemen referansını söyleyelim. Evet. Aklıma gelmedi ayette şu an. Ona ben yardım edeyim. Tabii, sizin alanınız. Evet, ben yardım edeyim. Hucurat suresi 13. ayet. Ya eyyuhennas inna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şuuben ve kabaile litaarafu. Ey insanoğlu, sizi bir erkek ve dişiden yarattık. Bunu ben erkek ve dişi hücre diye kabul ediyorum. Sizi çeşitli kabilelere ve şubelere, milletlere ayırdık ki birbirinizle tanışasınız diye. Ancak sizin Allah katında asıl kıymetiniz Allah'a gösterdiğiniz saygıda ölçülür. Yoksa kabileniz kavminiz değil. Eğer bu rivayette kasıt ümmetin farklı renkleri ise, yani bu fizyolojik anlamda renkten söz ediyorum. Yani biyolojik yapıdan söz ediyorum. Yani bunun zencisi vardır, sarı ırktan olanı vardır, esmeri vardır, beyazı vardır. Eğer kasıt oysa sorun yok. Ama bu hadi, bu metnin, bu rivayetin kullanıldığı yerlerin hiçbirinde bu benim kastettiğim, acaba doğru olabilir mi? Acaba hangi açıdan doğru olabilir? Çünkü bir rivayeti pat diye bu yanlıştır, bu uydurmadır demek biraz kolaycılıktır. Referansını, gerekçesini sunmak lazım. Eğer bu noktada rivayete böyle bakılacaksa bu tarafından bakılabilir. Ancak onun da peygamberimize nispeti eğer hadis tekniği açısından %100 uygun değilse bunun bu tarafını bile görmeyebiliriz. Artık kastedilen bu değildir. Meselenin içinde konuşulan tarafı bu değildir deriz ve meseleyi Kur'an'ın ihtilaf kavramına, asıl insanların zihinlerinde oluşturdukları ihtilaf kavramına getirerek bakarız ve buradan maksadın gruplara ayrılmak, ümmetin bölünmesi, ümmetin parça parça olması gibi bir sonuca getirilmesi noktasında eğer kullanılıyorsa, o zaman bunun korkunç bir yanlış olduğunu çok rahat ve yaklaşık 30 civarında ayetle bunun çeliştiğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bunu kardeşlerime aktarmak istiyorum. Bu rivayette sözü edilen ihtilaf Kur'an'ın hangi ayetlerine nasıl zıt oluyor? Şimdi şu gün dünya üzerinde yaşıyoruz. İşte 7 milyardan fazla insan var. Bunların 1,5 milyara yakını Müslüman. Geri kalanların işte biraz Müslümanlardan biraz fazla sayıda olanları Hristiyanlar. İşte gerisi diğer milletlere, diğer dinlere, diğer inançlara bölünmüş, parçalanmış. Evet. Fakat dünyada 1,5 milyar mensubu olan İslam ümmetinin, aslında tek adı İslam ümmeti olan bu 1,5 milyarlık koca kitlenin neden bir ağırlık teşkil etmediği, dünya konjonktüründe neden çok önemli bir kıymeti harbiyesinin bulunmadığı, niye çok hesaba katılmadığı, neden hep başkalarının arkasından gitmek durumunda bırakıldığı, neden onlarla ilgili kararları başkalarının aldığı, neden böyle şimendifer olamayıp da vagon olmak durumunda kaldıkları sorusu önemli bir sorudur. Acaba bunun dini bir takım referansları mı var? Neden insanlar bu ümmetin bölük pörçük olduğu durumuna kafa yormuyorlar? Niye bu hale geldik sorusunu sormuyorlar? Ben bu soruyu kendime yıllardır soruyorum ve Kur'an-ı Kerim'in bu konuda önümüzü açan harikulade öğretileri bulunduğunu görüyorum ve bunları biliyorum. Ben Kur'an'ın bir tevhid dini insanlara öğrettiğine inanıyorum. Bütün Müslümanlar da böyle inanmak zorundadırlar. Fakat bu tevhid dini sadece yaratıcı olan Allah'a, tek Allah'a inanmaktan ibaret değildir. Tevhid ibadette de
aranmalıdır. Tevhid ahlakta da aranmalıdır. İbadet, itikatta yani inançta, ibadette ve ahlakta tevhidi bozan her şey bir ihtilaf biçimidir. Öyleyse kökünden tevhide aykırı olan ihtilaf dediğimiz bu kabule karşı mesafeli durmak durumundayız. Bizim ihtilafla bir yani merhabamız olmaması gerekiyor. Şimdi ben biliyorum kardeşlerim, bizi izleyen değerli kardeşlerimiz diyorlardır. Yani bu rivayetten kastedilen aslında işte bu ameli mezheplerdir filan. Evet, ameli mezhep dediğimiz böyle uygulamaya yönelik Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli gibi işte dört hak mezhep diyorlar. Bir de dört tane demesinler mi yani? Sanki dört tane var daha yok diye. Bunun sayısını dört diye belirlemek kimsenin hakkı değil. Öyle bir sayı söyleyemez hiç kimse. Dört değil mi? Yok yani niye dört olsun ki? Yani dört tanesinin taraftarı kalmış. Başkaları da var. Görüş ortaya koyan, daha sonra okullaşmış başka insanlar da elbette var. Şimdi bu mezheple alakalıdır deniyor. Fakat bizim mezhep dediğimiz kavram bundan ibaret değil ki. Bunun çok daha Müslümanların hayatında onların birliğini bozan başka unsurları var. Mezhep diye kabul ettiğimiz başka oluşumlar var. Mesela Ehl-i Sünnet, mesela Şia, mesela Mutezile, mesela Hariciler, mesela Cebriye, mesela Cehmiye, mesela Kaderiye gibi böyle gruplar var. Bunların da adına her biri mezhep diyor. Hangi tarafta duruyorsanız öbür tarafı batıl olarak görüyorsunuz. Bu şimdi ameli mezheplerde karşı tarafa kimse batıl demiyor ama bu inançla alakalı olan mezheplerde öbürü de doğrudur diyen pek yok. Herkes kendini üstün görüyor. Tabii bir tane doğru var, gerisi olduğu gibi yanlış. Geçiyorsunuz karşı tarafa, oradan bu yana bakıyorsunuz, o da aynısını söylüyor beri tarafa. Bu da doğrudur diyen yok. Bunlar her kafir, biri biri birine ehli sünnet diyor. Öbürüne ehli bid'at diyor. Evet. Bitti. Yani böyle korkunç bir dışlayıcı mantık var. Kur'an böyle bir bakışa müsamahakar davranamaz. Kur'an tevhid dinidir. İnsanların inancında da, insanların ibadetinde de, insanların ahlakında da tevhid ilkelerinin gözetilmesi gerektiğini öğretir. Öyleyse Kur'an'ın bütün peygamberlerle ilişkilendirerek bize öğrettiği şöyle bir ayeti vardır. Tevhid dini olması itibariyle bizim önümüzde duran ihtilafın karşıtı olarak kullandığımız şöyle bir ayeti vardır. Nahl suresinin 36. ayeti. Nahl suresi 16. suredir. Orada buyuruyor ki Rabbimiz Estağfirullah. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا. Yemin olsun ki biz her ümmete mutlaka bir peygamber gönderdik. Bir elçi gönderdik. Şunun için en ya'budullah, tek olarak Allah'a kulluk yapın ve ictenibut tağut. Tağut dediğimiz şeytani kaynaklardan, şeytani algılardan kaçının diye. Tevhid bütün dinlerin kelimesi de doğru değil aslında. Bütün ilahi öğretilerin ortak değeridir. Bunu zedeleyecek her bir algı Müslümanların birliğini, dirliğini bozmaya sebep olmuştur. Bugün yeryüzü Müslümanlar arasında yaşanan en büyük problem bu tevhidi kendi bakış açılarına göre farklı yorumlayarak bunu zararsız bir ihtilafın konusu yapma çabalarından kaynaklanmıştır. Bunların Kur'an'dan beslenen, Kur'an'dan efendim nemalanan bir yapısı yok. Bunlar insanların kendi kurgularıyla meydana getirdikleri oluşumlardır. Herkes kendi tarafında bir oluşum meydana getiriyor, sonra referanslar buluyor. Biz diyoruz ki kardeşim, bizim bir tane kitabımız var, Kur'an-ı Kerim. Döneceğiz, dolaşacağız, dini kabullerimizi Kur'an'a sunacağız. Bakacağız doğru mu, yanlış mı? Evet. İhtilafa düşüyorsak bakacağız, bu kitabın ihtilafla alakalı söylemi nedir? Tevhide aykırı olan bir şey söylüyorsak bu Kur'an'a aykırıdır deyip ondan vazgeçeceğiz. Bu ümmet eğer mezhebini din gibi görmeye başlar ve mezhebine din adı verirse, o zaman karşı mezhebe
dinsizlik suçlaması otomatikmen yapıyor demektir. Mezhebi bir akım, bir görüş olarak kabul edip başkaları da doğru olabilir esnekliğine gelmediğimiz sürece bu mezhep yapılanması Müslümanların birliğini, dirliğini perişanlığa dönüştüren en önemli sebeplerin başında gelmektedir. Şöyle de bir durum yok mu hocam mezhepler konusunda? Şimdi ben işte bir mezhebe işte hani nasıl deneyim denir? Girdim. İşte bir mezhebe girdim. Bulunduğum bir mezhep var. Şimdi mesela oruç tutacağım, işte Ramazan ayındayız ama işte benim mezhebime göre hani güneş doğmadan benim sahur yapmış olmam gerekiyor. Ama bir başka mezhepte de onun öğlene kadar niyet etmem gerekiyor. Ama bir başka mezhepte de öğlene kadar niyet etme durumu var. Hani sana bunun izini veriyor. Ben o mezhebe göre de hareket edemem mi? Böyle de bir durum var mezhepler arasında. Yani işte bu mesela ibadetle alakalı ameli mezhep dediğimiz mezheplerin... Kurtarmak, orta yolu bulmak. Evet. Öyle yaklaşım ortaya koyanlar var mıdır? Ben doğrusu mezheplerin içerisinde Ramazan orucu için öğleye kadar niyet yapılabilir esnekliğini pek herhangi birinin söyleyebileceğine kanı değilim. Çünkü bu doğrudan Kur'an'a aykırı olur. Çünkü ibadet Ramazan orucu sahurla başlar. Yani imsakla başlar. O zaman başlanmamış oruç, yani o zaman niyetiyle belirlenmemiş oruç yarı günün arasında niyetle oruca tamamlanmış olmaz. Fakat şöyle şeyler olabilir. Mesela ben şimdi söyleyeyim de size sonra yani yanlış bir bilgi vermiş olmayayım. Bir mezhep var buna izin veren de biz onu sonrasında konuşayım. Konuşalım. Kafa karıştırmayalım. Şu nafile oruçlarda olur da bu Ramazan orucunda olmaz yani. Diyorsun, Ramazan orucu müstakil her gün. Ben okudum da araştırdım. Ramazan orucuyla alakalı değil, nafile oruçlarla alakalı söylenebilir. Bu işin diyelim ki bizim yani sıkıntılı görmediğimiz tarafı bu. Bu asıl sorun olan bu itikat dediğimiz inançtaki mezhep ayrılıkları. Evet, bunlar bu ümmeti maalesef göğüdeden birkaç kez böldü ve maalesef İslam ümmeti muvahhid dediğimiz tevhid dairesini ortaya koyan önemli bir duruş sergileyemediler. Bugünkü perişanlık bizim vahdete sahip olamamışlığımızdan kaynaklanıyor. Oysa bakın Kur'an-ı Kerim bu ümmetin tevhidiyle alakalı neler söylüyor? Genelde bütün peygamberler tevhidi öğretirler dedim. Özelde Kur'an'ın söyledikleri var. Mesela bakın bunlardan biri Ali İmran suresinin 103. ayeti. Şimdi bu kitapta bu ayet varken bir başka adamın ayrılıkta rahmet vardır diyemeyeceğine inanıyorum. Bakın ayet aynen metniyle okuyorum kardeşlerime. Estağfirullah. Estağfirullah diyorum her ayeti okumadan önce. Estağfirullah. Kur'an kıraat etmeden önce kovulmuş şeytandan Allah'a sığın diye. Nahl suresi 98. ayette bir emir var, ilahi emir. O emrin gereğini yerine getirmek için estağfirullah diyorum. Yani kovulmuş şeytandan Allah'a sığınıyorum. Türkçe ifadesinin Arapça karşılığıdır. Estağfirullah. Ve'tasimu bihablillahi. Bize sesleniyor. Buyuruyor ki Allah'ın ipine sımsıkı yapışın. Bu bir kişi yapışsın demiyor. Cemiyen hepiniz birlikte. Hepiniz topluca Allah'ın ipine, yani Allah'ın ipi dediği Kur'an-ı Kerim. Kur'an'a hepiniz topluca sımsıkı yapışın ve la teferraku, sakın ha fırkalaşmayın. Bölünmeyin, parçalanmayın. Şimdi bu ayet bunu açıktan ortaya koymuş olmasına rağmen biz nasıl bölünme iyi bir şeydir diyebiliriz? Ya da biraz bölünelim, biraz daha bölünelim. Bu bölünmeyle artmıyor ki. Ne kadar bölünürseniz gücünüz o kadar azalıyor demektir. Ve bu ayette devam eden cümlelerde Rabbimiz Medine'deki bir durumu hatırlatıyor. Diyor ki, "Vezkuru ni'metallahi aleyküm." Allah'ın size olan şu nimetini hatırlayın. "İz kuntum a'daen." Siz birbirinize düşman idiniz. فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Allah kalplerinizi bir araya getirdi. فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا Allah'ın nimeti sayesinde döndünüz birbirinize kardeş oldunuz. Bu kardeşlik Allah'ın ipine topluca sarılmanın sonucudur. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ Tam da ateşin kıyısına gelmiştiniz. Az kalsın yardan düşüyordunuz. فَاَنْغَذَكُمْ مِنْهَا Allah sizi o korkunç akıbetten çekti, çıkarttı, kurtardı ve hepiniz vahye sarılarak
düşman olduğunuz geçmişinden kurtularak kardeş oluverdiniz. Hepiniz Kur'an'a sarılacaksınız, topluca sarılacaksınız ve fırkalaşmayacaksınız. Bölünüp parçalanmayacaksınız. Bundan daha açık bir ifade başka bir yerde olamaz. Bu konuda şimdi kim ne söylerse söylesin, onun her bir sözü bu ayetle birlikte düşünülmek zorundadır. Buradaki berceste ayet, ümmet Kur'an'a sımsıkı sarılacak ve ihtilafa, tefrikaya düşmeyecek. Şimdi bu kadar değil. Türkan Hanım, mesela şöyle bir ayet var. O da Enfal suresinin 46. ayeti. Bakın ne diyor. Ben öteden beri hep istirham ediyorum kardeşlerimden. Ne olursunuz Kur'an okuyun. Ne olursunuz Kur'an'ın belli meselelere dair çözümlerini, çözüm önerilerini, ilkelerini şöyle yakından bir görün. Bunları gördüğünüz zaman sahip olduğunuz bir takım kabullerin yanlış olduğunu anlayacaksınız. Bunu size birinin dikte etmesine de genellikle ihtiyaç kalmayacak. Okuyacak ve anlayacaksınız. Ben gruplaşmaya karşıyım dedirtecek size bu Kur'an-ı Kerim. Bakın şimdi ayet Enfal suresi 46. Buyuruyor ki Rabbimiz estağfirullah. Ve atiyu Allah'a ve Resulehu. Allah'a ve peygamberine itaat edin. Ve la tenaze'u. Sakın ha nizalaşmayın. Tenaze'u, birbirinizle kavga etmeyin. Ne olur kavga edersek, ara sıra kavga etsek ne olur? Bir güç denemesi yaparız gibi, böyle bazen bir şeyleri kapma efendim gailesiyle birbirine saldıran bir sürü Müslümanlar var. Yok mu? Dolu. Dünya Müslümanları içerisinde birbiriyle dalaşanın haddi hesabı yok. Bu ayeti okusalardı, bu ayeti anlasalardı, sakın ha birbirinizle kavga etmeyin. Fetefşelu, dağılırsınız. Ve tezheberi hüküm, rüzgarınız kaybolur gider. Buradaki rüzgardan maksat güç, kuvvet demek. Gücünüz gider. Birbirinizle kavga etmeyin. Dağılırsınız, rüzgarınız gider. Öyleyse vasbiru, Allah'ın size öğrettiği değerlere sadakatle sarılmaya devam edin. Şimdi bakın, dünya üzerindeki Müslümanlara bakın. Ehl-i sünnet, Şii kavgalar. Oradan geliyoruz. Ehl-i sünnetin içindeki kavgalar. Mezhep kavgaları, tarikat kavgaları, cemaat kavgaları. Öyle öyle şeyler yaşanıyor ki. Enfal suresinin 46. ayeti bu Müslümanlara inmesi lazım. Böyle Kur'an-ı Kerim'e inanıyorum demeyle olmuyor bu. İnandığın şeyi ne kadar biliyorsan o kadar inanıyorsun demektir. Bilmediğin şeyin neyine inanacaksın ki? Kur'an'a inanıyorum, bu konuda, gruplaşma konusunda, tefrika konusunda böylesine şiddetli uyarıları var Kur'an-ı Kerim'in. Şimdi daha sert ayetler var. Onları da okuyacağım kardeşlerime. Çünkü bunun acısını yaşıyoruz kardeşim. Yani bir avuç Müslümanın, aynı toprakları paylaşan bir avuç Müslümanın birbirine tahammül edememesi noktasında korkunç bir düşmanlık pozisyonu almaları bir Kur'an talebesi olarak canıma kanıma dokunuyor. Bunun Kur'an'dan referanslı olmadığını bu ümmete anlatmak durumundayız. Kur'an hiç kimseye bölünüp parçalanmayı öğütlemiyor kardeşim. Aksine bunu çok tehlikeli, çok kötü bir adamın fiili olarak tanıtıyor. O adamın kim olduğunu söyleyeceğim birazdan. Tekrar Ali İmran suresinin demin 103. ayetini okumuştum. Şimdi bir de 105. ayetini okumak istiyorum. 105 ve 106, 107. ayetlerini okumak istiyorum. Okuyacağız bu ayetleri, mecburuz. Konuyu ihtilafın rahmet olmadığını anlamak için bu ayetleri okuyacağız. Bakın ne diyor Rabbimiz. Estağfirullah. 105. ayetini okuyorum. 3. surenin 105. ayeti. Ve la tekunu kellezine. Sakın ha şu adamlar gibi olmayın diyor. Ve la tekunu kellezine. Sakın şu adamlar gibi olmayın. Kim gibi? Teferraku. Fırka fırka bölünmüşler. Gruplara ayrılmışlar yani. Fırkalaşmışlar.
vaktelefu, fırkalaşmanın sonucunda da ihtilafa düşmüşler. Bütün bunlar neyin sonunda gerçekleşmiş? Min ba'di ma ca'ahumul beyinat. Kendilerine hakikatin apaçık belgeleri gelmiş olmasına rağmen fırkalaştılar, gruplara ayrıldılar ve ihtilafa düştüler. Sakın ha bunlar gibi olmayın. Daha ne diyecek? Daha nasıl diyecek bu gruplara ayrılmanın bir felaket olduğunu, daha nasıl söyleyecekti bu ümmet bunu anlayacak? Bunu gerçekten hayretle anlamak istiyorum. Ve ulaike, böyle yapanlar, yani hakikatin belgeleri kendilerine gelmesine rağmen fırkalara ayrılıp ihtilafa düşenler gibi olanlar, ve ulaike lehum azabun azim. Bunlar için korkunç bir azap vardır. İşte tam öte tarafa, öte dünyaya bakan yanını soracaktım işte, ki. Ne zaman bu azap? Yevme tebyaddu vucuhun ve tesveddu vucuhun. Yüzlerin beyaz, tertemiz olacağı gün ile kapkara kesileceği o gün, yani mahşer günü, onlara korkunç bir azap vardır diyor Allah-u Teala. Yani sadece burada bölünüp parçalandığıyla kalmayacak, diğer tarafta da bunun tabii korkunç bir azap onları beklemektedir. Öyle öyle şiddetli uyarılar var ki Rabbimiz فَاَمَّلَّذ۪ينَ اَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ. O gün yüzü kararanlara gelince onlara denecek ki اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ. Siz iman ettikten sonra imanınızı gizlediniz mi? اَكَفَرْتُمْ kelimesine genellikle kafir olmak ve inkar etmek manası verilir. Hayır. اَكَفَرْتُمْ kelimesinin kelime anlamı gerçeğin üzerini örtmek demektir. Siz iman ettikten sonra gerçeğin üzerini mi örttünüz? فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Bu gerçeği örtmenizin karşılığı olarak şimdi azabı tadın bakalım. Şimdi bunu yaşıyoruz Türkan Hanım. Adam bildiği gerçekleri söylemiyor. Din adına hakikatin ne olduğunu biliyor. Şimdi zamanı değil. Millet yanlış anlar. Onu demeyelim, bunu demeyelim. Oraya girme, buraya girme. Hakikatin üzerini örtüyor. Bunu yapanlara 2-3 ayetin numarasını söyleyerek bir kardeşlik görevi yapmak istiyorum. Bakara suresinin 159, 160, 161 ve yine Bakara suresinin 174, 175, 176. ayetleri ile yine Bakara suresinin 140. ayetini okumasını isterim bu kardeşlerimin. Yani neyi gizleyeceğiz, neyi saklayacağız? Ümmet perişan. Hakikatin üzerini örtmenin kime ne faydası olabilir? Şimdi zamanı değil, bir süre sonra açıklarsın diyor. Peki bir süre sonra yaşayacağından kim emin? Kimin garantisi var? Yarın söyle, bir gün söyle, başka bir gün söyle. Yok böyle gün tahditleri. Böyle şeylere kimse itibar etmemelidir. Bir şey referansını Kur'an'dan alıyorsa, yani vahyin öğrettiği bir gerçekse, din adına bunu gizlemek kimsenin hakkı değildir. Ve böyle bir gizleme işlemini yapanlar korkunç tehditlere muhatap kılınıyorlar. Bakara suresinden kardeşlerime aktardığım ayetler müvacihesinde. Şimdi bu devirde, şimdi daha doğrusu son birkaç yıldır bu konjonktür lafı var. İşte hani bu içinde bulunduğumuz dönem, işte bu döneme uygun kaçma söyleyeceklerimiz, işte şu anda yeri değil, zamanı değil gibi tartışmalarda çok sıkça yaşıyoruz hocam. İşte tam da onu söylüyorum. Evet, aynen öyle. Tam da onu söylüyorum. Yani Türkan kardeşim, şu ayeti şimdi burada okumam lazım. Bu ayeti okumam lazım. Yani konjonktür denen şey Allah'ın rızasından daha önemliyse o adam imanını kontrol etsin. Böyle bir iman, geçerli iman olamaz. Bakın şu ayete şimdi. İnnellezîne yektumûne. Keteme, yektumu gizlemek demektir. İnnellezîne yektumûne, gizleyenler. Ma, neyi gizliyor? Ma enzelnâ minel beyyinâti vel hudâ. Hakikatin apaçık bilgilerini ve hidayet rehberliğini indirdiğimiz, indirdiğimiz hakikatleri ve hidayet rehberliğini gizleyenler. Min ba'di mâ beyyennâhu linnâsi fil kitâbi. O gerçekleri bu kitapta insanlara biz açıklamış olmamıza rağmen, bu kitapta hakikati insanlara açıklamış olmamıza rağmen bunları gizleyenler var ya, ulaike, işte bu adamlar, yel'anuhumullahu, Allah bunlara lanet edecektir. Ve yel'anuhumul la'inun, lanet eden her ne varsa onlar bu adamlara lanet edecektir. İlla ancak
اَلَّذ۪ينَ تَابُوا. Adam bu gizlemelerden vazgeçerse, tevbe ederse demek, bir hatayı artık işlemeyen ve hatanın tersini hayatında uygulayan adamın yaptığına tevbe derler. Sadece bir özür beyanı, onun adına Arapça'da, Kur'anca'da istiğfar derler. Bağışlanma dileğinde bulunmak, orada samimi olup olmadığının göstergesi tevbesindedir. Yani hayatın devam eden akışında istiğfar ettiği, özür dilediği konunun tersini yapıyorsa tevbe ediyor demektir. Onun için ona Kur'an nasuh tevbesi derler. Samimiyet içerikli ortaya konan tevbe. Kim böyle bir samimi dönüş yaparsa ve aslahu, sonra ıslah edici eylemler ortaya koyarsa, yani bir fesadı, bir olumsuzluğu, bir çirkinliği, bir bozulmayı düzeltecek eylemler ortaya koyarsa ve beyyenu, ve önceden gizlediği gerçekleri kim açıklarsa, açıklamak burada beyan etmek, duyurmak yani, gizlemenin zıddı. Kim bunları açıklarsa fe ulaike etubu aleyhim. Rabbimiz buyuruyor ki ben onların yönelişini kabul ederim. Ve ene tevvabur rahim. Ben merhametim gereği tevbe edenlerin tevbesini kabul edenim diyor. Fakat bir uyarı daha. İnnellezine keferu ve matu ve hum küffarun. Kafir olanlar, yani kafir olanlar, inkar edenler demek değil. İnnellezine keferu, gerçeğin üzerini örtenler. Çünkü önce öyle başlamıştı. Kur'ani hakikatleri gizleyenler. İnnellezine keferu, işte o örtmeye tekrar dönenler. Bir tevbe ediyor, sonra vazgeçiyor. Geliyor ki konjonktür değişti, bir daha örtelim. Bunu örtenler. Ve matu ve hum küffarun. Bu örtme işlemini yaptığı zamanlarda ölenler. Yani yeniden bir tevbe imkanı bulamadan, öyle hani yok. Şimdi konjonktür, hakikati gizleyelim sonra açıklarız. Sonra yaşayacağın ne malum? O gizlediğin an ölürsen ne olacak? Bakın ne olacak. Ulaike, işte bu adamlar var ya, bilmesine rağmen hakikatin üzerini tekrar örtenler. Aleyhim lanetullahi vel melaiketi ven nasi ecmaine halidine fiha. Allah'ın da, meleklerin de, bütün insanların da laneti böyle adamların üzerine olsun. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. La yukhaffafu anhumul azabu. Azap onlara hiç hafifletilmeyecek. Ve lahum yunzarun. Onların suratına dahi bakılmayacak. Onlara hiçbir imkan verilmeyecektir. Biz şimdi bu ayetler varken nasıl susacağız? Yani Allah'ın ayeti ortada duruyor. Ben diyeceğim ki Allah'ın ayeti ortada duruyor ama yani bu şimdi zamanı değil. Bakalım, öyle diyor başkaları da. Bu ayetler müşrikleri ilgilendiriyor, bize dediği bir şey yok. Bu ayetler münafıkları ilgilendiriyor, bunlar bize bir şey demiyor. Kur'an'ın zaten 2000'den fazla ayeti kıssalardır. Eski milletlerle alakalıdır, onlar bize bir şey demiyor. O indirdiği döneme ait. Öyle yani, o kişilere yönelik. Öyle diyor. Peki bize ne var? Buradan bize yani bir şey kalmıyor zaten. Bağlayan bir şey yok deniyor, evet. Halbuki Kur'an'ın her ayeti herkesi ilgilendirir. Ve Kur'an'ın hiçbir ayetin hükümsüz değildir. Modası geçmiş değildir. O itibarla ayetlerden referans alarak hakikatleri ortaya koymak durumundayız. Şimdi tefrika ile alakalı bir gerçeği daha dile getirelim bakalım. Bakalım ne diyor Rum suresinde Rabbimiz? Estağfirullah. Rum suresinin 30, 31, 32. ayetleri. 3 tane ayet. Buyuruyor ki Rabbimiz. Feakim vecheke liddini hanifa. Sen, önce peygamberimize hitap ediyor. Tabii herkese hitap bu. Sen yüzünü demek benliğini, yani bütün varlığını hanif olarak, yani Allah'ı birleyici olarak dine çevir. Yüzünü, benliğini Allah'ı birleyici olarak dine çevir. Yani nasıl bir din? Şimdi dini tarif ediyor Allah-u Teala. Fıtratallahi lleti fataran nâse aleyha. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata. Din fıtrattır. Allah'ın insanoğluna yarattığı fıtrat ile dini prensipler birbiriyle bütünüyle uyumludur. Eğer bir zıtlık görülüyorsa o muhtemelen insanların farklı algılamalarından ve farklı yorumlamalarından kaynaklanıyordur. Allah'ın bizim fıtratımıza yazdığı, o insan kitabına yazdığı prensiplerle öğrettiği prensipler arasında çelişki olmaz. İşte onun için dine dön demek fıtratına dön demektir. Hani bilgisayarlarda deriz ya, yani fabrika ayarlarına dönmek. Evet. Fabrika ayar, format atacaksınız.
Yani format niye atılır? Format işte bir virüs bulaşmıştır. Virüsten temizlemek için bir antivirüs programı yüklersiniz bilgisayarınıza. Antivirüs programı virüsü tanır ve bilgisayarınızın başına bir iş gelmeden o virüsleri temizler. Fakat yeni virüsler geliyor. Sizin antivirüs programınız eski ise yeni virüsleri tanımayacak. Gene bilgisayar çökecek. Evet. O zaman antivirüs programını update yapmanız lazım. Yani güncellemeniz gerekiyor. Evet. Ben diyorum Müslümanın update'i Müslümanın abdestidir. Müslümanın abdesti bütün inanç değerlerini ve ibadet değerlerini Kur'an'la buluşturmasıdır. Update'e ihtiyacımız var, abdeste ihtiyacımız var. O bizim fıtratımız için gönderilmiş olan Allah'ın kitabıdır. Buna döneceğiz. Devam ediyor şimdi. La tebdile li halkillah. Allah'ın yaratmasında bir değişiklik yok. Allah'ın sisteminde bir değişiklik olmaz. Zalike dinul kayyim. Asıl güçlü din işte budur. Ama velakinne ekteren nasi la ya'lemun. İnsanların çoğu bu gerçeği bilmiyorlar. Münibine ileyhi. Allah'a yönelen insanlar olarak hayatınızı devam ettirin. Vettekuhu. Allah'a karşı duyarlı olun. Sorumluluğunuzu bilin. Onun azabına uğramaktan korunun. Ve akimus salate. Namazı kılın. Ve la tekûnû minel müşrikîn. Sakın müşriklerden olmayın. Şimdi bu müşriklerin ne yaptığını anlatıyor. Ne yapıyor bu müşriklerde? Kur'an onları bunlardan olmayın diye bir hedef kitle olarak tanıtıyor. Minellezîne. Çünkü bu adamlar şöyle adamlardır. Ferrakû dînehum. Dinlerini bölük pörçük etmişler. Fırka fırka yapmışlar. Grup grup hale gelmişler. Ve kânû şiâ. Sonra da her bir grup bir kitle olmuş. Şia taraftar demek. Grup grup bölünmüşler, taraftar taraftar olmuşlar. Herkesin bir taraftarı var. Küllü hizbin bimâ ledeyhim ferihûn. Her hizip yani her taraftar grubu da kendi sahip olduğuyla mutlu. Demek istiyor ki en doğru benimki, bir doğru benim, evet. Gerisi felaket. Peki bu kimin huyu olarak tanıtılıyor Kur'an-ı Kerim'de? Müşriklerin. Müşriklerin. Bir Müslüman bir grup, grupçulukla alakalı bir şey konuşacaksa eğer, o Müslüman Rum suresinin 30, 31, 32. ayetlerini hiç okumayacak mı Allah aşkına? Müşriklerden ayrılmamız gereken en önemli vasıflarımızdan biri muvahhid olmak, tevhid dairesi içerisinde bulunmak, bölünüp parçalanmamak şeklinde tanımlanmışken biz niçin bu ayetlere itibar etmeyeceğiz? Peki bu ayetler bize bu konuda lazım olmayacak da başka hangi konuda lazım olacak? Ne zaman okuyacağız biz bunu? Biz bunu okuma zamanını da belirledik bu arada. Ölenleri okuyoruz, bir hatim yapıyoruz, bir tane daha yapıyoruz. Yarıştırıyoruz, 50 tane, 100 tane oluyor. Gönderiyorsun mezara, öyle gidiyor. Hiçbir ölü de itiraz etmiyor, hepsi kabul ediyor filan. Okuyorsun gidiyor. Bu ayetten ölü ne anlayacak Allah aşkına? Bölünüp parçalanmayın, müşrikler gibi olmayın. Bunlar gruplara ayrılmışlar diye Allah-u Teala beyan ediyor. Daha şiddetli bir ayet hatırlatmak istiyorum kardeşlerime. Çok önemli bir ayet. Hani bu akşam okuduğumuz ayetlerin isterlerse her birini unutsunlar ama şimdi okuyacağımı unutmasınlar. En'am suresinin yani 6. surenin 159. ayeti. Bakın ne diyor kainatın sahibi Rabbimiz. Buyuruyor ki estağfirullah. İnnellezîne ferrakû dînehum. Dinlerini fırka fırka bölenler. Ve kânû şiyan. Kendileri de grup grup ayrılanlar. Var ya leste minhum fî şeyin. Senin onlarla hiçbir işin yoktur diyor. Bir daha söyleyeceğim kardeşlerim. Bakın En'am suresi 159. ayet. İnnellezîne ferrakû dînehum. Dinlerini fırka fırka bölük pörçük hale getirenler. Ve kânû şiyan. Kendileri de grup grup bölünenler var ya leste minhum fî şeyin. Senin onlarla hiçbir işin yoktur. Kimin onlarla işi yok? Peygamberimizin. Bir adamın peygamberiyle işi kalmamışsa onun durumu perişandır be. Peygamberle ilişkisini kesen adamın Allah'la ilişkisi kalmaz. Dolayısıyla bu dinden çıkmak gibi korkunç bir akıbetin habercisidir.
İnnemâ emruhum ilallah. Böyle yapanların işi sadece Allah'a kalmıştır. Sümme yünebbi'uhum bimâ kânû yef'alûn. Sonra dünyada neler yapmışlarsa Allah onlara mahşer sabahı her bir yaptıklarını teker teker haber verecektir. Daha başka nasıl bir tehdit arar insanoğlu? Daha bu işlere bulaşmamak lazım geldiğini anlamak için şu En'am suresinin 159. ayeti burada dururken nasıl bir yorum yaparak bizimki iyidir, öbürü iyi değildir, en iyisi budur, yok öbürü avaradır gibi kimin nasıl bir ölçüsü olabilir? Bizim bir tane kitabımız var, Kur'an-ı Kerim. Bizim bir tane peygamberimiz var, Hazreti Muhammed. Bizim önderimiz, kitap olarak Kur'an, insan olarak Hazreti Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Bunun dışında her bir bölünüp parçalanma bu ayeti, Rum suresi 32. ayeti, Enfal suresi 46. ayeti, Ali İmran suresi 105. ayeti Müslümanların gündemine getiren ayetler olarak hafızalarında yer etmesi gerekir bu ayetler. Bunun dışında davranıyorsanız bu ayetlerle sizin korkunç bir hesabınız olacak demektir. Şimdi var mı? Var olmaz mı? Tamam. Olmaz mı? Ben bir şey söyleyecektim de yine buyurun, bu konuyla ilgili de. O zaman siz evet biraz nefeslenin. Şimdi evet siz sahih hadis değil dediniz bu ve işte hani mezheplere de yöneltiliyor denildi. Bir de şöyle bir durumu var bunun. Müçtehitlere kastedildiği söyleniyor. Şunu okuyayım mesela size. Bu hadise şerifte bildirilen ihtilaf cahillerin sapıkların değil sözleri dinde senet olan salih alimlerin içtihatlarındaki ayrılıktır. Yani ümmetimin ihtilafı rahmettir demek, müçtehitlerin farklı içtihatları rahmettir demek. İmandaki ayrılık gazaba sebep olduğu gibi içtihatlardaki ayrılıklar da Müslümanlar için birer rahmettir diyor. Bir de mesela Buhari'nin hadisi şerifi var. Müçtehit içtihadında hata ederse bir, isabet ederse iki sevap alır. Bunlar bir adamın, bir insanın Kur'an'ı daha iyi öğrenmek, İslam'ı daha iyi yaşayabilmek için bir çaba sarf etmesini öngören rivayetler. Evet. Öbür taraftaki bunun algısı tefrikanın müminleri düşürdüğü durumdur. Şimdi ihtilaf deyince mesela biri bana anlatsın desin ki yani Ehl-i Sünnet'in duruşuyla Şia'nın duruşu, Mutezile'nin duruşu, haricilerin duruşu onlar da mesela böyle bir şeydir diyebilir mi? Hangi müçtehidi bu hadisin maksadı odur diye kim belirlemiş? Peygamberimize mi sormuşlar yani sen bundan kimi kastediyorsun, hangisini kastediyorsun diye? Böyle bir şey yok ki. Şimdi rivayeti kurtarmak için yorum yapıyor adam. Halbuki ben de bir yorum yaptım. Başta dedim ki bu ihtilafın rahmet oluşu rivayeti eğer illa kurtaracaksak bu ümmetin renk değişikliğine doğru yorumlanabilir. Öbürü herkesin yapması gereken iştir zaten. Bunun için bir rivayet olmasına gerek yok ki. Buradaki değişiklikler insanların birbirini tökezleten değişiklikler değiller. Bu bir yarıştır. Siz daha iyi yarışırsınız ama öbür tarafı iptal etmek, onu cehenneme göndermek için değil. Onun da cennete gitmesi için çalışabiliyor musunuz? O da benim kardeşimdir deyip onunla beraber bir adım daha ileri atmanın çabasını ortaya koyabiliyor musunuz? Ben onunla ilgili başka ayetler okuyabilirim. Bakın mesela Bakara suresinde buyuruyor ki Yüce Allah estağfirullah. Veliküllin vichetun 148. ayeti Bakara suresinin. Veliküllin vichetun ve müvelliha. Herkesin yöneldiği bir yönü vardır. Bir cephesi vardır. Yönelebilir. Festebikul hayrat. Ne tarafa yöneliyor olursanız olun, hayırda musabık olun. Hayırda yarışın yani. Yarışın. Hayırda yarışın. Daha çok fedakarlık yapma noktasında gayretiniz olsun. Bu fedakarlığı yaparken yarışı öbürünü tökezletin demek değil. Öbürünü cehenneme gönderin demek değil. O da cennete gitsin, siz de cennete gidin. Onun da cennete gitmesi için çaba sarf edin. Eğer niyetiniz hayır ise, eğer hayırda yarışabiliyorsanız, bakın ayetin devamı, eynemâ tekûnû. Hayırda yarışan insanlar iseniz eğer, ye'ti bikumullâhu cemî'â. Allah sizin hepinizi bir araya toplar. Niyeti hayırda yarışmak olanlar, Allah'ın nimeti sayesinde bir araya getirilirler. Onlar birbiriyle ihtilaf ediyor sayılmazlar. Onlar birbiriyle yarışıyorlar. Birbirlerine yardım ediyorlar. Bu ayetin bir başka benzeri de şöyle geçiyor. Ve taavenu alel birri ve takva.
iyilikte ve Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmede birbirinizle, birbirleriyle yardımlaşanlar, birbirinizle yardımlaşın anlamında Maide suresinin ikinci ayetinin cümlesidir. İyilikte ve takvada muavenet içinde olun. Birbirinize yardım edin. Ve la taavenu alel ismi vel udvan. Günah ve düşmanlık üzerinde yarışmayın. Şimdi bakın güne bakın. Bu gruplaşmalar birbirine yardım etmek üzerine mi varlıklarını devam ettiriyorlar? Birbirini yok etmek üzere mi varlıklarını devam ettiriyorlar? Şu Suriye'de yaşananları görüyoruz değil mi? Her gün şu kadar insan ölüyor. Yazık, günah değil mi? Bakın orada o olayların işlendiği bir karikatür görmüştüm Türkan Hanım. Emin olun o zaman hani yer yarılsa da içine girsem denir ya. Öyle bir psikoloji yaşadım. Karikatürde şöyle bir resim vardı. Yani karikatür. Şöyle bir şey çizmişler. Biri elinde silah. Karşısında bir vatandaş. Elinde silah olanın kimden olduğu belli değil. Soruyor karşıdakine. Şii misin, Sünni misin diye. Belideki kim olduğu belli olmadığı için adamın ne diyeceği belli değil. Ne dese, ne dese tehlike. Evet. Cevap, Hristiyanım. Hristiyanım deyince kurtuluyor. Bu muydu Müslümanlık? Böyle miydi? Böyle mi olacaktı bu iş? Biz niçin bu hale düştük? Niye birbirini sevemez olduk? Niye başka şeylere inanır bir görüntü verdik? Niçin karşıdakini öldürecek kadar bir şartlanmışlığın içerisine girdik? Bu gruplaşmalardan dolayı. Bu ayrılıklar bizi perişan etti. Tez elden bunlardan vazgeçmek zorundayız. Bakın, Meryem suresinin 96. ayeti var. Okumayacak mı bu ayetleri Müslümanlar? Şu Meryem suresi 96. ayetin kimseye söyleyecek bir şeysi yok mu Allah aşkına? İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti seyec'alû lehumurrahmânu vuddâ. Eğer gerçekten iman etmişlerse ve gerçekten salih amel ortaya koymuşlarsa, iman etmek dört manası olan bir kavramdır. Bir, inanmak. İki, güvenmek. Üç, kendini güvende hissetmek. Dört, çevresine, etrafına güven vermek. İmanın dört tane manası vardır. İnanmak, güvenmek, güvende olmak ve güvende hissetmek. Böyle bir mümin duruşu istiyor. Ve sonra ve amilus salihati, güzel davranışlar ortaya koyanlar var ya, seyec'alu lehumur rahmanu vudda, Rahman onların birbirini sevmesini yaratacaktır diyor. Bugün Müslümanlar eğer birbirini sevmiyorlarsa, sevemiyorlarsa imanlarını kontrol etsinler. Salih amel yapıp yapmadıklarına baksınlar. Bu ayet bir turnusol vazifesi öğretir insana. İmanınız var, salih ameliniz de varsa birbirinizi seveceksiniz. Heyhat! Nerede birbirini sevenler? Bir tarih yurt dışına gitmiştim. Bir küçük anımı anlatayım. Bir camide şeye gitmiştim. İşte sohbet yaptım öğle vaktinde. Dedim ki nasıl olsa yurt dışına geldim. İkindi vaktinde de başka bir camiye gideyim dedim. Var mı cami? Var dediler. İşte şu karşıda filancanın camisi var. Bir sokak arkada falancanın. Hepsinin de böyle takım gibi adları var yani. Her birinin böyle mahalle takımı gibi adları var. Böyle özel adlar. Dedim ki tamam, ikindiği şu öbürüne gidelim dedim. Öğleyi konuştuğum caminin dernek yetkilisi bana dedi ki hocam seni o camiye koymazlar dedi. İçin dedim. Koymazlar dedi yani. Buradan oraya gidenleri camiye koymazlar ve orada seni konuşturmazlar. Peki bir cami bir başka Müslümana açık değilse orada ibadet olmaz zaten. Onların namazı olmaz dedim. Eğer cami toplayan demektir. Toplayan yer. Bu fraksiyon olarak Müslümanları bölen yer olamaz cami. Toplayan yeri herkese açık değilse orada ibadet olmaz dedi. Onlar beni kabul ederlerse merak etme dedim, ben gideyim. Adam ısrarla olmaz dedi. Biraz daha sebebini sorunca bana demesin mi ki oradan gelenleri biz bizim camiye koymuyoruz dedi. Bak aferin dedim. İşte tam Müslüman dedim, böyle olur işte. Buradan gideni o camiye koymasın, oradan geleni sen bu camiye koyma.
Nasıl aynı dinin mensuplarıyız? Hangi değerler çatıştı da biz birbirimizi camilerimizde göremez olduk? Birbirimizin görevlileri arkasında namaz kılamaz olduk? Neden birbirinin marketinden alışveriş yapamaz olduk? Neden birbiriyle hısım akraba olamaz hale getirildik? Neyin nesi bu? Nasıl bir rahmetin tecellisidir bu? Çok bu nedir biliyor musunuz Türkan Hanım? Bu, buradan ilan ediyorum. Kardeşlerim, yani beni sakın başka şeyler söylemek isteyen biri gibi algılamasınlar. Hı hı. Doğrudan Kur'an'dan anlattıklarımı söylemeye gayret ediyorum. Kasas suresinin 4. ayeti. Bakın ne diyor. Ne şimdi hocam? Kur'an-ı Kerim'de kıssalar var. Yaklaşık 2000 küsur ayet. 2000 küsur ayet değil mi? Kur'an'ın 1/3 yani. Hatta 1/3'inden biraz fazlası. Hı hı. Bu kıssalarda bazen böyle çok genel şeyler anlatılır. Fakat bazen öyle bir detay verir ki yani dersiniz yani buna ne gerek vardı yani. Yani adamın adını söylüyorsun, yaptığını da söylüyorsun, tamam yani. Niye böyle ilmek ilmek detaya giriyorsun diye soruyor insan. Çünkü kıssalarda böyle bir güne taşınmak arzusu vardır. Güne oradan sonuçlar çıkartmak, yani sağduyu sahibi insanların öğüt almasını sağlamak gibi bir derdi vardır kıssaları. Bunlardan bir tanesi ve Kur'an'da 30 surede geçen ve aynı ayet sayısını şu anda tam bilmiyorum ama nereden bakarsanız 300'den fazla ayetin de konusu olan Hazreti Musa ile Firavun'un mücadelesi anlatılır. Evet. Bunlardan bir tanesi bu mücadelenin en sert noktalarının anlatıldığı Kasas suresi. Kur'an'ın 28. suresi. Kardeşlerim açsınlar Kasas suresini bir okusunlar bakalım. Zaten 88 ayetlik bir sure. Yarım saatte okurlar. Ama bunun 4. ayetini bir defa değil 3-5 defa okumalarını tavsiye ederim. Bakalım Firavun ne yapmış da nasıl davranmış da İsrail oğullarını perperişan bir hayatın ta eşiğine getirmiş. Ne yapmış bu? Nasıl bir şey uygulamış? Şimdi bizim konumuzla bakalım ilgisi var mı bunun? Bakalım. Netlu aleyke, hani ayetlerin başını söyleyeyim. Zaten 3 ayet var. Ta, sin, mim. İşte ta, sin, mim harflerine yemin olsun. Tilke ayetül kitabil mübin. Bu şimdi söylenecek olanlar apaçık kitabın ayetleridirler. Netlu aleyke min nebe'i Musa ve Firavun'a bil hakkı. Şimdi sana Musa'nın ve Firavun'un haberinden bir bölümünü ama bir amaç için aktaracağız. Li kavmin yu'minun, iman edenler için hani buradan ibretler olacak. Kıssaların anlatılma gerekçesi ibret almaktır. Yusuf suresi 111. ayet, Hud suresi 120. ayet, Nazihat suresi 26. ayet kıssaların anlatılmasındaki gerekçeyi ibret almak, ders çıkartmak diye belirler. Biz de ondan hareketle buradan da maksat ders çıkarmaktır. Şimdi ders çıkaracağız. Evet. Bakalım dersin konusu neymiş? Ayeti okuyorum. Kelime kelime tercüme ediyorum. Hani ben herhangi bir mealden de okumuyorum. Sadece Arapça metin var üzerinde. Ondan hani birinden etkilenip yani manayı sağa sola eviriyor değil. Bütün Arapça bilenler beni takip ediyorlar. Evet. Bir hatamız olursa bildirsinler. İnne firavune. Muhakkak ki firavun. Türkan Hanım bir şey daha söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'in kıssa dediği o anlatımlarda adamların adını söylemez Kur'an-ı Kerim. Şahısların ismini zikretmez. Peygamberlerin adını verir ama peygamberlerle mücadele edenlerin adını söylemez. Bir tane Hazreti İbrahim'in babası Azer'in adı vardır. En'am suresinde. Başkaca adam adı yok. Ünvanlar var. Mesela Firavun 2. Ramses'tir. Adamın adını söylemiyor Kur'an-ı Kerim. Firavun Tanrı'nın sarayında oturan adam demek yani. Yani bir ünvan. Yani kral, şah, padişah, sultan diyoruz ya. Evet, böyle sıfat. Bir şey. Sıfat yani şey değil, adamın adı değil. Firavun Hazreti Musa'nın mücadele ettiği o kralın adı değil. Ünvanı. Bu adam diyor Allahu Teala ala fil ardı. Ülkede, toplumunda baskı uyguladı. Ala yani uluv ortaya koydu. Yükseklik, kibir, istikbar, baskı uyguladı.
ve ceale ehleha. Ve o toplumu yaptı şiyan. Gruplara böldü. Ve ceale ehleha şiyan. Kendi toplumunu şia şia yaptı. Şia taraftar demek. Gruplara böldü. Bunun sonucunda yestad'ifu taifeten minhum. Her bir grubu zayıf düşürdü. Firavun'un yaptığı bu. Baskı uygulamak, bölmek, toplumu bölmek, gruplara ayırmak, böl, bölmek. Parçala, yut diyorlar ya işte bu. Firavun ahlakı işte bu. Onları gruplara ayırdı, her birini zayıf düşürdü. Ondan sonra ne yaptı? Yudebbihu ebnâhum, erkek çocuklarını kestirdi. Ve yestahiyy nisâhum, kadınlarını hayatta bıraktı. İnnehu kâne minel mufsidîn. Bu bunu yapmakla aslında toplumda fesat ortaya koyanlardan biri oldu. Şimdi biz buradan ders çıkaracağız. Ne diyor ayeti kerime? Firavun ne yapmış? Firavun üç şey yapmış. Bir, baskıcılık yapmış. İki, gruplara bölmüş. Üç, her birini zayıf düşürmüş. Bu bugün bir şey anlatmıyor mu? Bugün Müslümanların durumunun bununla benzeşecek tarafı yok mu Allah aşkına ya? Değil mi? Anlaşıldı. Bölünmek bir firavun ahlakıdır. Allah korusun. Bu kıssanın bu detayı sadece burada veriliyor. Kıssanın başka yerlerde başka yönleri anlatılıyor. Burada bu anlatılıyor. Bir Müslüman Kur'an kıssalarıyla diyaloğunu ortaya koyarken acaba Kur'an ne diyor ve acaba bana ne demek istiyor? Kur'an'ın dediklerinden hareketle demek istediklerini ölçmek ve öğrenmek diye bir zorunluluğumuz vardır. Bu zorunluluğu kaybedersek Kur'an'la alakalı diyaloğumuzda korkunç bir kopma yaşarız. Anlamayız. Hakikat bize çok doğru bir şekilde seslenmez. Bölünürsünüz, paramparça olursunuz. Ondan sonra grubun menfaatini ümmetin menfaatinden daha önemli görürsünüz. Grubun menfaatini insanlığın menfaatinden daha önemli görürsünüz. Peki buna hakkınız var mı? Başkalarının doğru olma hakkı yok muydu? Belki başkaları daha doğru, belki onlarla birlikte yürümek daha akıllı, daha istikametli değil miydi? Biz muvahhid bir dinin mensupları değil miydik? Bizim dinimizin adı tevhid dini değil miydi? Niye bölündük? Ne oluyor? Neyi paylaşamıyoruz da bölünüyoruz? İşte Kur'an'dan beslenmeyen algılar daha sonra tanınmaz görüntülerle insanların maalesef perişan olmalarına, birbirini sevmemelerine ve birbirine düşman olmalarına sebep olmaktadır. Böyle diyelim hocam, burada bir virgül koyalım, bir reklama Peki. gidelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet, şimdi kısa bir reklam aramız var, sonra devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından ülkede bu gece kaldığı yerden devam ediyor. Reklamların öncesinde Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Profesörü Mehmet Okuyan bizlere Firavun'un toplumun nasıl zayıf düşürdüğünü anlatıyordu ve Kasas suresinden de örnekler veriyordu bu konuyla ilgili. Evet hocam, devam edelim kaldığımız yerden. Evet, ne demişti 4. ayette Kasas suresinde? Firavun ne yapmıştı topluma? Üç şey yapmıştı. Baskı uyguluyor. Baskı uyguladı. Bölüyor. Bölüyor. Ve güçsüzleştiriyordu. Bravo. Kalmış mı aklınıza? Tam da güzel. Evet, aynen böyle. Şimdi oradan hayata dair sonuçlar çıkartmak durumundayız dedim. Niye? Evet. Çünkü benzer şeyler yaşanıyor. Yani çok iyi niyetli başlıyorsunuz ama bir hizmet yapacaksınız. Bir çabanız var. Bir gayret ortaya koyuyorsunuz, bir fedakarlık yapıyorsunuz ama bir süre sonra tanınmaz hale geliyor başladığınız bu gayretiniz. Öyleyse bu ümmetin tevhidine, birliğine dair bir duruşunuz ortaya koyuyorsun. Ne yapıyor olursanız olun. Tabii herkes standart bir görüntü veremez. Böyle bir şey yok. Tabii farklılıklar olabilir. Ama bu farklılıklar sadece hayırda yarışın bir ürünü olmak zorundadır. Bakara 147. ayet gayet açık. Yani hayırda yarışacaksınız. İyilik ve takvada birbirinize yardım edeceksiniz. Günah ve isyanda, düşmanlıkta birbirinizin yardımına koşmayacaksınız. Böyle bir şey yok. Düşman kazanmak üzere uğraşmayacaksınız. Ve Meryem suresi 96. ayeti unutmayacaksınız. Eğer bir mümin kardeşinizi sevemiyorsanız imanınızda korkunç bir defo vardır. İmanınız salih amelle desteklenmiyor demektir. Burada birbirini sevemeyenler
öbür alemde ayrı düşeceklerini bilmelidirler. Hı hı. Öyleyse çok duyarlı bir tavrımız olacak mümin kardeşimize karşı. Biz insanları da insan kardeşi olarak, yani insanlıkta, yaratılışta kardeşimizdir diğer insanlar. Müslüman değil diye bir adama düşman olmamız gerekmiyor. Bir adam bize düşmanlık yapıp bize fiilen bir saldırı içerisine girmediği sürece biz onların her birini ümmeti davet olarak kabul ederiz. Davet edeceğimiz insanlar, onlara karşı da bir düşmanlığımız, bir öfkemiz olmayacak. Mümtehine suresinde Cenab-ı Hak başka insanlarla nasıl bir ilişki içinde olmamız lazım geldiğini bize öğretiyor. 3 tane ayet var. Hı hı. O ayetleri ve Hazreti Peygamber'in ölümsüz bir hadisini burada kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Bakın buyuruyor ki Mümtehine suresi Kur'an'ın 60. suresidir. Hı hı. Ben böyle sureleri kodluyorum plaka numaralarına göre. İşte mesela 61. Evet. sure Trabzon suresi diyorum. Saf suresi. Hangisine geliyor? Saf suresi. Tabii manalı da olabilir bazen değil mi bu eşleşmelerde? Yani öyle illa buluruz ama bazen bir acayip şeyler de oluyor. Evet, çıkabilir. Evet. Diyelim Mümtehine suresi 60. sure Tokat suresi diyorum ben mesela. Bunun 7. 8. ve 9. ayetleri var. Bizim başka insanlarla nasıl bir ilişkimiz olacak yani? Yani bir Müslüman başkalarına düşman olmak zorunda değil. Yok böyle bir şey. Hı hı. Kur'an bize bir tane düşman tanıtır. Onun adı şeytandır. İnne şeytane leküm aduvvun. Şeytan sizin için düşmandır. Fettehidûhu aduvva. Öyleyse onu düşman edinin diyor. Fatır suresi 6. ayette. Yani bizim düşmanımız şeytandır. Diğer insanlar bize fiilen saldırmadıkları sürece onlar bizim ümmetin davet kısmıyla muhataplarımızdır. Onlarla ilişkimiz devam edecek. İnsanlar iki türlüdür Müslümanlar için. Ümmeti icabet, ümmeti davet. Bir grup İslam'a icabet edenlerdir, öbürü de davete konu olanlardır. İnşallah onlar da Müslüman olacaklardır diye dua ederiz, çalışmalarımızı ortaya koyarız. Bakın ne diyor? Mümtehine 7. ayette Rabbimiz Estağfirullah. Asallahu en yec'ale beyneküm ve beynellezine adetum minhum. Allah ola ki sizinle aranızda düşmanlık bulunanlar beynine, yani sizinle düşmanlarınız arasında bir sevgi yaratabilir. Vallahu kadir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Vallahu gafurur rahim. Allah insanların hatalarını merhameti gereği bağışlayabilir. Hiç kimse Allah'a bunu bağışlamaz diye bir efendim irade dayatamaz. Böyle bir şey yok. Allah'ın her şeye gücü yeter. Dilediğini yapabilen yegane zat Cenab-ı Hak'tır. Fe'alun lima yuriddir. İstediğini yapar. Peki başkalarıyla ne yapacağız şimdi? Hani başkalarını da sevebilirsiniz diyor. Hı hı. Öyleyse Allah'ın bu kudretini devre dışı bırakmayın. Böyle ilişkiniz esnek olsun. La yenhakumullahu anillezine lem yukatilukum fiddini ve lem yukhricukum min diyarikum en teberruhum ve tuksitu ileyhim. Allah sizi kendilerine iyilik yapmak ve onlara adaletli davranma noktasında şu adamlardan yasaklamıyor. Hangi adamlardan? Sizinle din konusunda savaşmamış, sizi yerinizden yurdunuzdan çıkartmamış insanlara iyilik yapmanızı da onlara adaletli davranmanızı da Allah yasaklamıyor. Aksine innallaha yuhibbul muksitin. Allah adil davrananları sever. Allah adil davrananları sever ne demek? Sizinle düşmanlık içerisinde bulunmayanlara adaletli davranın. Adaletten ayrılmayın diyor. Sonra 9. ayet. İnnemâ yenhâkümullah. Allah sizi şu adamlarla ilgili şu eylemden yasaklar. Kiminle ilgili? Anillezîne gâtelûküm fiddînî. Sizinle din konusunda savaşmış. Ve ahrecûküm min diyârikum. Sizi yerinizden, yurdunuzdan, vatanınızdan etmiş. Ve zâherû alâ ihrâciküm. Sizin yerinizden, vatanınızdan çıkartılmanıza başkalarına yardım etmiş. İşte bu adamlara entevellevhum. Onları dost edinmenizi Allah yasaklıyor. Ve men yetevellevhum. Kim böyle düşmanları bu anlamda dost edinirse feulâkehumuz zalimun, onlar zalimlerin, haksızlık yapanların ta kendileridirler. Şimdi bakın başkalarıyla ilişkimizi düzenliyor Allah-u Teala. İslam böyle şiddet dini filan değil.
İşte öyle batıda üretilen İslamofobia diye böyle bir İslam korkusu yayıyorlar. İslam sanki Müslüman olmayanlara karşı böyle hep işte bir cihat, o cihadı onu da hep adam öldürmek. Onu da yanlış anlıyoruz aslında tabii, cihadın geçtiği ayetleri. Korkunç bir anlam saptırması var. Evet. Cihat demek insanın muhataplarına Kur'an'ı anlatması demektir. Hı-hı. Ama biri size fiilen savaş açmış ve sizi, vatanınızı işgal ediyorsa, namusunuzu, efendim coğrafyanızı perperişan ediyorsa, o adama geldin iyi geldin bir daha gel diyecek hali yok kimsenin. Veya bu memleketin her karışı böyle şehit kanlarıyla yoğrulmuş yani. Dolayısıyla savaşana karşı yok biz sizinle savaşmıyoruz bildiğiniz yapın diyecek halimiz yok. Yok bu memleket öyle beleş ve bedava elde edilmiş bir memleket değil. Ama durduğu yerde duran insanlara karşı İslam'ın herhangi bir saldırganlık diye bir şeysi kesinlikle söz konusu değildir. İşte Mümtehine suresinin okuduğum ayetleri. Hı hı. Sizinle savaşmamış, sizi yerinizden yurdunuzdan etmemiş insanlara, onlara iyilik yapmanızı Allah yasaklamıyor. Onlara adil davranmanızı Allah yasaklamıyor. Aksine Allah adalet yapanları sever diyor. Daha nasıl desin? Bu noktada şimdi hiç unutulmaması gereken, başkalarına karşı tutumumuzda nasıl bir duruş ortaya koyalım diye bu ayetleri tefsir bağlamında Hazreti Peygamber'in çok nefis bir hadisi vardır. Bunu her Müslümanın bilmesini isterim. Biraz şiirimsi bir hadis ama bakın okuduğumda ne kadar büyük mutluluk verecek ve bu hadisin gündelik hayatımızda bize ne kadar lazım olduğunu bakın beyan edeceğim. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ahbib habibeke hevnen ma asa en yekune bagidake yevmen ma ve abgid bagidake hevnen ma asa en yekune habibeke yevmen ma. Sen sevdiğini ölçülü sev, bir gün onu sevmemen gerekebilir ve sevmediğine karşı da ölçülü davran. Çünkü bir gün onu sevmen gerekebilir. Yani gün gelir dostun olur, gün gelir düşman olabilir. O kadar esnek davranacaksınız. Bu şimdi gruplaşmalarda da gözden kaçırılan en önemli noktalardan biri bu. Bizim takımdansa bir kabahatini hiç kimse görmüyor. Evet. Canım bu bizim takımdan olabilir ama yani bu adam zalim. Bu adam işte mütecaviz. Bu adam birinin öbürünün hakkını, hukukunu çiğniyor. Bu bizden oldu diye bunun yaptığını görmeyecek miyiz yani? Ne demiş? Zulüm bizden geliyorsa ben bizden değilim demiş adam. Yani bizimki yapıyorsa onun yaptığı yanlış sayılmaz diyemeyiz. Yok öyle bir şey. Zalim zalimdir. Bunun dini, milliyeti, ırkı olmaz, cinsiyeti olmaz. Evet. Sevdiğine karşı ölçülü davran. Bir gün onu sevmemen gerekebilir. Bizde takım tutar gibi adam tutma hastalığı var yani. Bizim adamsa bunu ne pahasına olursa olsun sevelim, destekleyelim. Destekleyelim. Bizim adam ama çürük bu. Yani aslında bu bizim değil yani. Sorunu var bunun. Defosu var yani. Biz bunu her halükarda sahiplenmek durumunda değiliz. Yanlışı var. Yanlışın ıslahı için uğraşırız. Ya da bugün sevmediğiniz insanlar olabilir. Onlarla ilişkinizi kesmeyeceksiniz. Yarın onları sevmeniz mümkün olabilir. İşte Mümtehine suresi 7. ayet tam da bunu söylüyor. Efendimiz peygamberimizin ortaya koyduğu o muhteşem hadis böyle bir ahlak öğretiyor. Sevdiğini ölçülü sev. Bir gün onu sevmemen gerekebilir. Sevmediğine karşı ölçülü davran, bir gün onu sevmen gerekebilir. Biz Meryem suresi 96. ayet bağlamında birbirimizi sevememe noktasındaki özrümüzü, kabahatimizi kendimizde arayacağız. İmanımıza bakacağız. Peygamberimiz buyuruyor ki la tedhulul cennete hatta tu'minu ve la tu'minu hatta tahabbu ve kunu ibadallahi ihvana. Mümin olmadıkça cennete giremezsiniz. Ve birbirinizi sevmedikçe mümin olamazsınız. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Şimdi böyle seslenen bir peygamberin ümmetiyiz. Neyi paylaşamıyoruz da
birbirimize hayatı ve dünyayı zindan ediyoruz. Burada muhatabını kardeş gibi göremeyen adam, hı hı, öbür alemde her halükarda ondan ayrı düşeceğini bilmelidir. Ayrı düşülen yerlerin biri cennet, öbürü cehennemdir. Bir üçüncü istirahat makamı yoktur. Arada kalınan filan yerleri yok. Bir adam ya cennete gider ya da cehenneme gider. Üçüncü bir, yani böyle alaca duruşun bir mekanı söz konusu değildir. Ölürken imanlı ya da imansız ölündüğü gibi öbür alemde de ya cennete gidilir ya cehenneme gidilir. Orada ayrı düşeceğin insanlarla burada neden ayrı kaldığımızın sorusunu sormak durumundayız. Ben kardeşlerimden şunu isterim. Karşınızda bir Müslüman insan var. Ya da Müslüman değil. Bir insan var karşınızda. Siz onu ne pahasına olursa olsun, fiili bir saldırganlık içerisine girmediği sürece, onunla konuşmaya, onunla diyaloğa, onunla arkadaşlığa, onunla iletişim halinde olmaya çaba sarf edeceksiniz. Çünkü bu dinin onlara da söyleyecek sözleri vardır. Siz sadece kendiniz Müslüman olmakla yetinemezsiniz. Din, İslam inanışı bir adamı her haliyle kendinden ibaret saymaz. Bu dinin emri bil maruf, nehyanil münker diye bir kurumu vardır. Yani iyiliği emredeceksiniz, kötülükten nehyedeceksiniz. Bu mümin olmanın ayrılmaz özelliğidir. Tevbe suresinde Rabbimiz onu iki içerikte veriyor. Bir, Tevbe suresi 71. ayette Estağfirullah vel müminune vel müminatu ba'duhum evliyâu ba'din. Mümin erkek ve kadınlar birbirlerinin can dostudurlar. Ye'murûne bil maruf, birbirlerine iyiliği emrederler. Ve enhevne anil münker, birbirlerini kötülüklerden nehyederler. Ve yukîmûne salâte, namazı kılarlar. Ve yutûne zekâte, zekâtı verirler. Ve yutî'ûne Allah'a ve Resûle, Allah'a ve peygamberine itaat ederler. Ulaike, işte bunu yapanlar var ya, seyerhamuhumullahu, Allah'ın merhamet edeceği adamlar bunlardır. Yani herkesi cehenneme göndermeyle bir adam cennete sıvışamıyor. Olmuyor böyle bir şey. Öyle cehennem sanıldığı kadar milletin kendi iradesiyle içini dolduracağı bir mekan değildir. Mahşerin yegane sahibi Allah-u Teala'dır ve mahşerde Cenab-ı Hak hiç kimseyi kendisine danışman tutmayacaktır. Herkes kendi işiyle ilgilenecek ve yargılamayı Rabbimiz yapacak. Kimin nereye gideceğini o karar verecektir. Bu emri bil maruf, nehyanil münker dediğimiz iyiliği emretme, kötülükten nehyetme, Müslüman olmanın, mümin olmanın ve mümin erkek ve kadınların birbirlerine karşı yükümlülüğüdür. Vel müminune vel müminatu, mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostudurlar. Şimdi millet birbirine selam vermiyor Türkan Hanım. Erkekler kadınlara selam vermiyor. Kadınlar erkeklere selam vermiyor. Bir kısmı da bunu yani güya çok bir muttakilik gereği olarak. Evet, takvadan. Birbirine selamı esirgeyen adam nasıl muttaki oluyor? Ben bunu anlamıyorum. Yani selamu aleyküm demek, selamu aleyküm demek kardeşine rahmet ve dua niyazında bulunmak demektir. Bunun başka bir anlamı yok ki. Bunu birbirinden esirgeyen insan onu nasıl kardeş bilecek? Üstelik Hazreti Peygamber buyurmuş ki efşus selamı beyneküm sellemu ala men arifte evlem tarif, tanıdığın tanımadığın herkese selam ver diyor. Aranızda selamı yayın diyor. Selam birbirine muhabbetin bir ifadesidir. Birbirine zarar vermeme kararlılığının bir ifadesidir. Bunu neden esirger insanlar birbirlerinden? Neyi önceleyerek, neyi daha önemli görerek selamı kardeşinden esirger, esirgiyor işte. Selamla birlikte aslında tebessüm de, güler yüz de. Mesela o selamu aleyküm demek kardeşim, hani Allah'ın rahmeti üzerine olsun, selamı esenliği üzerine olsun demektir. Asıl mana budur ama selam kelimesi, silm kelimesi barış demektir. Barış, İslam da o kökten geliyor yani. Barış dinidir. Barış dini. Selamun aleyküm demek yani. Ben seninle barış içerisindeyim. Yani sana benden bir zarar gelmez demektir bu. Bunu söylemenin ne zararı var? Buna karşılık öbürünün de aleyküm selam demesi ona ne kaybettirir? Üstelik bu selam vermek de, selamı almak da Kur'an'ın emridir. Öyle sanıldığı gibi selam vermek sünnet, almak vacip falan öyle değil bu işler. Selam vermek de, almak da Allah'ın emridir. Efendim, gezen mi oturana verir, oturan mı gezene verir, arabadaki yaya, yok bilmem böyle kurallar
ortaya konulur. Hı-hı. O kuralların her birinin tersinin delili de vardır. Hı-hı. Gelen selam verir, gelene selam da verilir. Bunlar Kur'ani referansları var. Hani biraz aykırı gibi oldu ama hı-hı, hemen söyleyeyim. En'am suresi 54. ayet okusunlar. Baksınlar peygamberimiz ona gelenlere selam veriyor. Ve idâ câekellezîne yu'minûne bi âyâtina, sana bizim ayetlerimize iman edenler geldiğinde fekul selamun aleyküm, onlara de ki selamun aleyküm. Peygamberimiz gelenlere selam veriyor. Tabii gelenler de selam veriyor. Meleklerin selamlarına dair örnekler var, eyvallah. Ama ne olursa olsun ve idâ huyyitum bi tahiyyetin, size bir selam, iyilik dileği ulaştırıldığı zaman fehayyu bi ahsana minha ev rudduha, daha güzeliyle ya da hiç olmazsa dengiyle ona karşılık verin. Nisa suresinin 86. ayetidir. Hı hı. Bunu esirgemeyecek Müslümanlar birbirlerinden. Başka şeyleri öne sürerek birbirlerine muhabbete gem vurmayacaklar. Hı hı. Aralarına böyle surlar örmeyecekler yani. Birbirimize karşı görevimiz var işte. Vel müminune vel müminatu ba'duhum evliyâu ba'dın. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostudur. Şöyle yorumlanamaz bu. Mümin erkekler birbirinin dostudur. Mümin kadınlar birbirinin dostudur. Böyle değil. Böyle bir ayrım yok burada. Şimdi bu emri bil maruf nehyanil münkerin gereği olarak bu kardeşlik ifade ediliyor. Bunun tersi münafıklarla alakalı surenin 67. ayetinde zikrediliyor. Orada diyor ki Rabbimiz el münafikune vel münafikat ba'duhum min ba'din. Münafık erkekler ve münafık kadınlar da birbirlerinden görünürler. Bu da tam birbirlerindendir demiyor. Birbirlerinden görünürler. Ye'murune bil münkeri, onlar birbirlerine kötülüğü emrederler. Çünkü bir münafık öbür münafığın başarılı olmasını istemez. Haşr suresinde öyle diyor Allah-u Teala. Tahsebuhum cemiyan ve kulubuhum şedda. Onları hep bir beraber görür zannedersin. Ama onların kalpleri delik deşik, bölük pörçüktür. Yani köstebek yuvası gibi darmadağındır diyor. Birbirlerinden görünürler. Birbirlerine kötülüğü emrederler. Ve enhevne anil maruf. Birbirlerini iyiliklerden engellerler. Ve yakbidune eydiyehum. Son derecede cimri davranırlar. Ve böyle yapanlar nesullâhe, Allah'ı da zaten unutmuş olanlardır. Onlar Allah'ı unuttukları için fenesiyahum, Allah da onları bu unutkanlık içerisinde terk etmiştir. İnnel münafıkîn humul fâsıkûn, münafıklar yoldan çıkmış adamlardır son diye. Son 5 dakikamız kalmış hocam. İfade edeyim, hemen toparlayayım. Sonra. Dinde ihtilafı konuşuyoruz. Dinde gruplara ayrılmanın büyük bir felaket olduğunu konuşuyoruz. Niye bu, bunlar niye oluyor? İşte birbirimize karşı emri bil maruf nehyanil münker görevimiz vardı. Birbirimizle konuşamadık. Bu dinin en önemli ilkelerinden, beraber yaşama ilkelerinin örneklerini Hazreti Peygamber Medine'de ortaya koymuş. O Medine vesikası beraber yaşamanın bir projesiydi. Orada ortaya konan şartlar birlikte, ya ben ya sen değil, hem ben hem sen, birlikte yaşamanın örneklerini ortaya koymuştu Peygamberimiz o anlaşmada. Ama bu dinin öyle davranmamız lazım geldiğini öğreten ilkeleri vardır. İşte bakın Âl-i İmran suresinde Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e buyuruyor ki, surenin 159. ayeti, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ, Allah'ın bir rahmeti sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. Yani öyle istedi Allah-u Teala. Velev künte fazzan, sen katı, kaba, galizal kalbi, kalbi katı bir adam olsaydın eğer, lenfaddu min havlik, etrafından hepsi dağılır giderlerdi. Öyleyse fa'fu anhum, sen insanların hatalarını çok görme. Vestağfir lehum, onların bağışlanması için Allah'tan istiğfarda bulun. Bakın bakın ne diyor. İnsanlar hata yapıyorlarsa onu cehenneme postalamak gibi bir derdin olmasın. Onları Allah bağışlasın diye dua et. Onları kazanmanın bir çabası içerisine gir. Çok önemli bir cennette hata. Sen de onunla birlikte olmanın yollarını ara. Onu cehenneme göndermekle sen cennete gidemezsin. Bir adam ömrünü şeytana lanet etmekle geçirerek cennete gidemez. Cennete gitmek için Allah'a kul olmak lazım. Oraya gitmek, daha başka insanlarla birlikte oraya gitmenin vesilelerini aramak lazım. Âl-i İmran suresi 133. ayet muhteşem bir görev verir ama vaktimiz yok. Onların bağışlanması için Allah'a istiğfarın olsun. Ve şavirhum fil emri. İşin,
idarenin gerçekleşmesi için onlarla istişare yap. Danış, müşaveren olsun. Müşavirin olsun. Bir Müslümanın en iyi müşaviri diğer Müslümandır. Bir toplumda yaşıyorsak diğer insanlardır. Hepsiyle istişare içerisinde olmak gibi bir görevimiz var. Ama maalesef böyle bir istişare kurumu geliştiremiyoruz. Herkesin kendine ait bir doğrusu var. Kimse o doğruyu başkasının da paylaşmasını istemiyor. Bizde kalsın. Küçük olsun, benim olsun. Hayır. Evet. Büyük olsun, hepimizin olsun. İstişareyle birbirimizi severim. Ne kaybederiz? Hep birlikte cennete gideriz. Tek başına cennete giden adam cennette sıkılır be. Ama cenneti karşıdaki kardeşine çok gören bir psikolojiye büründük. Oysa bakın, Şura suresi 38. ayette buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ İşte mütevekkil, Allah'a güvenen müminlerin bazı niteliklerini sayıyor. Rablerinin davetine icabet edenler, وَاقَامُ الصَّلَاهِ namazı kılanlardır bu adamlar. وَاَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ Onların aralarındaki işleri de şura iledir, danışma iledir. Birbirlerine fikir danışırlar. Birbirlerinin ortak akıl oluşturmaya gayret ederler. Bu İslam için o kadar önemlidir ki Kur'an 47. surenin 42. surenin adını Şura suresi diye surenin adı böyle verilmiştir. Mesele bu kadar önemli, bu kadar hassas olmasına rağmen Müslümanların bugün yeryüzünde ortaya koydukları görüntü maalesef Kur'an'ın tevhid dini olan İslam'ın onlardan istediği duyarlılık. Üzgünüm ve maalesef Kur'an'ın istediği gibi değil, insanların ürettiği gibi küçük düşüncelerle Müslümanları hayatta küçük düşürmekten başka bir işe yaramayan, başkalarını sevindiren, onların ellerini ovuşturmaya sebep olan bir darmadağın görüntü veriyoruz. İnşallah Rabbim bütün Müslümanların Kur'an'ın anlattığı gibi bir Müslüman olma noktasında bilinçlenmelerine dair akıllarını kullanma vesileleri yaratır. Hazreti Peygamber'in yaptığı gibi o darmadağın toplumu, cahiliye denen toplumu asr-ı saadet toplumuna dönüştüren muhteşem Kur'an dönüşümünün bugün de insanları kardeş yapabilecek etkinliğini inşallah Hazreti Peygamber'in yaptığı gibi Kur'an'ın önderliğinde böyle bir kapı aralanır. Bizim programımızda ona küçük bir dua olsun diye icra ettik. Hata inşallah yapmamışızdır. Yaptıysak hata bizimdir. Kitabımızın ve peygamberimizin herhangi bir hatasından söz etmiyoruz. Eğer doğru anlatabildiysem Rabbim sevabını esirgemesin. Ağzınıza sağlık hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz yine. Bu gece yine sizi bayağı yorduk ama yine çok da güzel, çok da önemli bilgiler edindik. Evet, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Profesörü Mehmet Okuyan'la birlikteydik efendim bu gece yine. Ümmetimin ihtilafında rahmet vardır hadis-i şerifini konuştuk. Hocamız bu hadis-i şerifin sahih olmadığını söyledi. Yani ihtilafta rahmet yokmuş efendim diyelim ve bu gecede böylelikle noktalayalım. İyi geceler diliyoruz ve iyi hafta sonları diliyoruz. Hoşça kalın.